Ahmet bin Hanbel'de 22.160. hadis-i şerif. İbn Hibban'da 6715. hadis-i şerif. Daha başka rivayetlerde olmakla beraber ben bu iki temel bilinen kaynağı zikrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İslam halkaları halka halka çözülecektir. Her halka çözüldüğünde İnsanlar öbür halkaya tutunacaklar. O çözülünce öbürüne tutulacaklar. Halka halka ne demek? Hüküm hüküm. Namaz bir halka, oruç bir halka, cihat bir halka, siyaset bir halka, Kur'an bir halka, Ashab-ı Kiram bir halka, yani zincirin halkaları. İslam bir büyük zincir gibi. Bunun halkaları halka halka çözülecektir. İnsanlar, Ellerindeki halka kopunca öbürüne tutunacaklar. İlk kopacak olan halka siyaset halkasıdır. En sonda namaz halkası kopacaktır. Namazda gitti mi din gider. Ey genç kardeşlerim ümmeti Muhammed'in delikanlıları Ey benim peygamberim sen benim bağrımın yakan ateşisin diyen genç kardeşlerim. Bundan yüz sene önce sarıklı sarıklı adamlar. Belki de bugün çok sevdiğimiz koca alim dediğimiz şair dediğimiz adamlar. Bu ümmetin hilafeti halifesi Kafirlerin toprağına sürgün edilirken bunun ne anlama geldiğini anlayamadılar, alkışladılar bunu bile. Halbuki aleyhissalatü vesselam efendimiz ilk defa siyaset halkasını kaybedeceksiniz buyurmuştu. O gün çözülme sürecinin başladığını anlayamayanların alimliğine veil olsun. ümmetin halifesinin karşısına seni hal ettik, görevinden aldık diye çıkanlar kıyamet günü, o halifenin vekili olduğu Resulullah ile yüzleşecekler. Yüz senedir ümmeti Muhammed'in sahibi yok. Yüz senedir ümmeti Muhammed, perişan vaziyettedir. Toprakları, yeraltı madenleri, prestiji, şahsiyeti, her şeyi ümmeti Muhammed'in tarumar edilmiştir. Ama peygamberim benim, çare yok, mucizeler peygamberidir. İşte mucize arayan arasın, ve son dağılacak olan halka namaz halkasıdır diyor. Onun için genç kardeşim, sabah namazına kalkarken Allah'ını seviyorsan, İslam seviyorsan, sabah namazına Son halka benden dolayı dağılmasın diye kalk. Genç kızlar, camiye gitmesen bile evimin bu köşesi de camidir de. Çünkü siyaset gitti, miras gitti, kadın ahlakı gitti, şeriatımın zekat bölümü gitti, öşür gitti. Ümmeti Muhammed'in si siyasetinden sonra hiçbir şeyi dik durmuyor. Kala kala camileri ve bir tek namazı kaldı. Sen evini camileştirir namazı aksaksız kılarsan inşallah Allah bu son halkayı dağıtmazsa Elimizde bu son halka da gitmezse Belki bu ümmet yeniden ayakta duracak Ama mümin gençler Hafız gençler İmam Hatip talebeleri Annelerinin babalarının üzerinde Pipirlikle davrandığı ciddi davrandığı gayret ettiği evlatları namazın kıymetini bilmezlerse, siyaset gitmişti, ticaret gitmişti, ziraat gitmişti, helal haram gitmişti, bir namaz kaldı zaten. Bir tek cami var üzerinde Allah yazan beton bina. Onun dışında müminlerin medresesi bile yok. Üzerinde herhangi birisinin damgası olmadan. Onun için bari genç kardeşlerim, bu hadisi şerifi, ilk halkasında yakalayan nesil olamadık biz. Ey Allah'ım bizi o gün yaratsaydın da, keşke o gün bize bu heyecanı verseydin de, bu ümmetin halifesi, biz saken bu topraklardan çıkmasın diyen yürekli üç tane genç olsaydık keşke biz. Yok istibdat yaptın, yok meşrutiyeti yanlış getirdin, yok şöyle ettin diye İngilizlerin oyununa getirip de getirilmiş filanca aydın müsveddelerinin ümmeti Muhammed'i baş, başsız bıraktığı gün o halifenin kapısında fi sebilillah bekleyen mümin yürekli gençler olsaydık keşke belki hilafetin kaldırılışını uzaklaştırılışını önleyemezdik ama kıyamet günü de ümmeti Muhammed'in halifesi Resulullah'ın vekili Emirül müminini müdafaa ederken öldürülmüştük deriz hiç olmasın o gün olmadı. O gün biz yoktuk. Elhamdülillah ki yoktuk. Vizrimiz, günahımız da yok hamdolsun. O günkü vebalden de mesul değiliz. O güne şiddetli tenkidimiz, öyle büyük bir tenkidimiz var ki, o günkü olaylarda sessiz kalanlara Fatiha okumak bile işimden geçmiyor. Kitaplarını kütüphanemde tutmak istemiyorum. O kadar gayzım var içinde. Bari bundan kurtulalım istiyorum. Ama şimdi madem elimizde son halkamız namazımız kaldı. Namaz mücahitleri olarak başta sabah namazı olmak üzere Allah'ın mescitlerini imar eden delikanlılar olarak İslam'ın yıkılması muhtemel son halkasını bile biz bari koruyalım. Bari son halkayı koruyalım gayreti içerisinde olun Allah sizi böyle görsün melekler buna şahit olsunlar kıyamet günü siz herhangi bir şekilde mesul olmadığınız gibi çalışan gayret edenlerden olun kurtaramıyor olsanız bile Hamza radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da dişinin kırılmasını önleyemedi ama Hamza seyyidü şüheda olarak Rabbine gitti görevini yaptı gerisini Allah'a bıraktı gitti aynısını yapın aynısını erkekler de yapsın kızlar da yapsın anneler babalar da yapsın hele hele işe atılmamış lokması haram değil hala ilimle meşgul genç kardeşlerim herkesten önce yapmalı bu ümmetin dinamiği olan ve son halkası olan namazı korumalıyız ki garipliğimiz Allah'ın razı olacağı müjdelenmiş bir gariplik haline gelsin.